Saksıda çilek yetiştirmek için öncelikle uygun bir saksı ve yine uygun fideler seçilmeli. Çilek yetiştiriciliği genellikle fide ile yapılır. Çünkü tohumları küçük olduğu için yetiştirilmesi güçtür. Bu nedenle herhangi bir çilek bahçesi gördüyseniz orada oluşmuş fideleri alarak kullanabilirsiniz. Fideler en az 6-8 yapraklı olmalı ve kök sistemi de oldukça iyi gelişmelidir. Saksı da daha hassas bakılacağı için bu konulara dikkat edilmesi gerekir. Çilek yetiştiriciliğinde kullanılan saksılar genellikle ince uzun ve derinliği 20-25 cm olan saksılar seçilmelidir. Ancak yuvarlak veya farklı şekillerdeki saksılarda da çok rahatlıkla çilek yetiştiriciliği yapılabilir. Çilek yetiştirmek için uygun toprak seçilmeli. Toprak genellikle organik maddece zengin çiftlik gübresi, torf veya bulabilirsek perlit karışımı yine dere kumuyla karıştırılarak uygun bir yetiştirme ortamı hazırlamak gerekir. Çilek fideleri gelişim döneminde bol miktarda azotlu gübre ister. Bu nedenle tarım bayilerinden alacağımız azotlu gübreler ki bunlardan uygun olanı üre olabilir. Bir avuç verilerek çileklerin çok daha hızlı yapraklanması ve meyveye doğru hızlıca ilerlemesi sağlanır. Çilek dikmek için önce saksının dibine torf konur. Daha sonra çilekler yerleştirilip etrafı toprakla doldurulduktan sonra can suyu verilir ve bu şekilde fide dikim işi tamamlanmış olur. Çilekte sulama oldukça önemli olup az sulama bitkinin kurumasına, fazla sulama da kök kısmının çürümesine sebep olur. Bu nedenle sulama yapılırken toprak yüzeyi kuruduktan sonra kalem testiyle kontrol yapılır ve bu şekilde kalemin toprağa girdiği kısımda nemlilik yoksa sulama zamanı gelmiş demektir. Evde, balkonda veya bahçede serada çilek yetiştiriciliğinde sulama genellikle haftada 2 defa yapılması uygundur. Çilek yetiştiriciliğinde en önemli isteklerden biri de ışıktır. Çilek gün boyunca güneş ışığı alan bir yere konulmalıdır. Genel olarak gün içerisinde 6 saatten daha fazla güneş gören bir yerde saksıyı bulundurmamız gerekir. Çilek fideleri çiçek açtıktan yaklaşık 30-35 gün sonra meyvelerini olgunlaştırır. Bu meyveler hassas bir şekilde toplandıktan sonra bir diğer işlem budama yapılması gerekir. Çilek üzerinde meyveler toplandıktan sonra mutlaka budama yapılmalı. Budamada ilk önce kurumuş, pörsümüş veya bir şekilde zarar görmüş yapraklar çıkarılır. Daha sonra çilekte fazla kol atma durumu söz konusu ise bu kollar kesilir ve çilek bitkisi bu şekilde budanarak rahatlatılır. İşte arkadaşlar, evde saksıda çilek yetiştirecekseniz bu kurallara dikkat etmeniz şartıyla çok rahatlıkla çilek üretebilir, katkısız, tarım ilacı olmadan ve tamamıyla organik, doğal çilek yetiştirmiş olursunuz.